Bunların sağlık personeli gibi ses kaydı yapıp yanlış bilgi verenler hakkında özellikle İçişleri Bakanlığımızın da takibatı başlattığını biliyorsunuz. Bu tarz bilgilerin yayılmasına bilmeden aracılık etmiş olanlar olabilir. Bu duruma düşmemek için lütfen bu yalanlara aracı olup hem cezai duruma düşmemek hem de vebal yüklenmeyin. Sahada hazırlıklarımızın tam olduğunu belirtmiştim. Artı yine bir diğer örnek, İstanbul'da Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanemizde bir vakanın, hatta ölen vakaların olduğu, hatta birçok hastanede benzer şekilde organizasyon kurulduğuna dair yaygın bir WhatsApp grubunun olduğunu artık bilmeyen olmadı. Emin olun sadece tiyatro. Ve o kişinin emniyet tarafından yakalanacağını ümit ediyorum. Ben tiyatrocu olduğuna da emin gibiyim. Yani bir mizansen bu kadar olabilir. Bu kadar bir içerik tiyatrocu, ancak tiyatrocu tarafından sergilenebilir. Hiç aslı astarı yok. Yani dediklerinin onda biri doğru olsa dokuzuna hadi eyvallah diyeceğim. Yani dediklerin hiçbiri doğru değil. Tamamen senaryo. Özellikle vatandaşımıza bunu ifade etmek istiyorum. Şüpheli vakaların sayısının artması durumunda test yapacak laboratuvar sayımızı arttıracak şekilde hazırlıklarımız tamam. Baştan biliyorsunuz Ankara'da idi. Özellikle İran'da sınır bölgesinden gelen vakaların sayısının fazla olması sebebiyle Erzurum'da hemen açtık. Devamında İstanbul'da, şimdi önümüzdeki günlerde Adana, Antalya ve İzmir dahil olmak üzere 6 yerde çalışmaya devam edilecek. Yani şu an 3 bölgede, sadece bir bölgede değil. Bize ulaşan bir diğer husus da piyasada antibakteriyel jellerin kullanımı ile ilgili. Öncelikle ellerin normal sabunla temizliğini özellikle öneriyoruz. İmkan bulunamazsa alkol bazlı el dezenfektanları öneriyoruz. Virüs olduğu için zaten antibakteriyel bir etkinin de olmayacağını söylemek istiyorum. Koronavirüs adı üzerine virüs olduğu için antibakteriyel ürünlere zaten yanıt vermemekte. Sabun veya alkol bazlı dezenfektan bulunamazsa yerine kolonya da kullanılabilir. Ancak esas olan elleri normal sabunla sık sık 20 saniye yıkamak. Değerli arkadaşlar, Tahran uçağıyla gelen yolculardan numuneler alındı. Sonuçların elde edilmesiyle son testlerimizin durumuna göre negatif çıkarsa yolcularımızı evlerine uğurlayacağız. O da bu akşam netleşmiş olur. Tekrar söylemek gerekiyorsa şu an vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Koronavirüs ile mücadelemizde devlet organlarımızın tamamı ve Sağlık Bakanlığı'nın yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin bu dönemde yapmadığı kadar yaptığımızı da söylemek istiyorum. Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan faktörlerle devam edemeyebilir. Kontrol altına alamadığımız faktörler mutlaka olacaktır. Geçen haftadan beri ifade ettiğim şekilde ülkemizde vaka görülmesi mümkündür. Ancak yayılmasını önlemek bizim elimizde. Hepimiz görevlerimizi yapar, devlet ve vatandaş olarak üzerimize düşen sorumluluklarını yerine getirirsek ikinci büyük başarıyı elde etmiş oluruz. Dünyada yaşanan endişe aslında durumun kendisinden daha kaygı vericidir. Karşımızdaki riskler somut, ancak uyulacak kurallar basittir. Yani sorun küresel, mücadelemiz ulusal, riskler somut, kurallar basit demek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı alabilirim. Zekai Tahir'de şu an 65 kişi. Evet, kalan 65 kişi. Biliyorsunuz 65 kişi, biz sonuçları negatif çıkan ama Kum 7. gününde Kum ve Meşet geçmişi olanlar olduğu için 14 güne tamamlamıştık. Evet.
Mümkün mertebe çıkmamalarını. Herhangi bir sağlık kuruluşundan, illa aile hekimine gitmeleri gerekmez. Rapor olduğunda işveren hangi sıkıntıyı oluşturabilir? Yani sağlık açısından verilen bir rapora işveren hayır çalışacaksın der. Böyle bir durum olamaz ki. Yurt dışından dönenlerin, biz biliyorsunuz bu süreçte özellikle ifade etmiştik. Baştan ilk 5 ülkeydi, artık Avrupa'nın bütün ülkeleri, hatta dünyanın birçok ülkesi, 106 ülkeden bahsediyoruz, riskli olmaya başladı. Her gün bu sayılar ilave ediyor. Dün gece, dün sabah 94'tü, akşam 104'e çıktı, şimdi 106'ya çıktı. Her geçen gün ülke küresel anlamda riskli bir hale gelmiş oldu. Onun için diyorum sorun küresel. Bu süreçte bizim mücadelemizin de ulusal yani yerel olması gerekiyor. Yani bizim bu bulaşıcılığı vatandaşımızla birlikte önlememiz gerekiyor. Yurt dışından gelip gelen kişileri biz ne istiyoruz? Evlerinde kendilerini izole etmelerini. Öncelikle yurt dışına gidilmemesini. Bunun çok büyük bir risk oluşturduğunu. Kendileri için, devamında vatandaşımız için. Geldikten sonra da 14 gün kendilerini evde çocuğundan, eşinden, yakınlarından uzak tutarak izole etmelerini. Dışarı çıkılacaksa maske takarak, zorunlu çıkılma durumunda maske takarak çıkılması gerektiğini, rapor alınması gerekiyorsa 14 güne de tamamlanır. Şimdilik bizden bu kadar. Güncel videolarımızı takip etmek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.